Evet arkadaşlar, f(x) fonksiyonu için aşağıdaki özellikler sağlanmaktadır demiş. F içerisinde eksi x, eksi f(x) eşittir. Bu fonksiyona ne diyorduk biz? Tek fonksiyon diyorduk. Hatırlıyorsanız. Peki ifademizi düzenleyecek olsak, x gördüğümüz yere eksilisin, yani 2 gördüğüm yere eksilisin yazdığım zaman bunun eşitine a dersek, bu eksiyi başına yazacaktır tek fonksiyon olduğu için. Eksi f(x) eşittir a'dan. f(2) ne eşit olacaktır? Eksi a'ya. Peki f(2) neydi arkadaşım? 4'tü. Burası 4 ise, eksi a eşittir 4 ise, buradan a değerimiz ne gelecektir? Eksi 4. Peki biz de neye a demiştik? F içerisinde eksi 2'ye a demiştik. Bu da kaça eşitmiş sayın arkadaşım? Eksi 4'e eşitmiş. Bakın, bu fonksiyonu yerine yazarsam diyor. Yerine yazalım noktayı. F içerisinde eksi 2 olur. Bu da neye karşılık geliyormuş? M eksi 1'e. Peki f için eksi 2 ne eşitti? Eksi 4'e eşitti. Eşittir eksi 4 dersek buradan m değeri arkadaşım eksi 3 olarak karşımıza çıkacaktır.